Hepinize merhaba. Şimdiden mutlu bir hafta geçirmenizi, daha doğrusu mutlu bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim. Umarım haftanız güzel geçmiştir. Van Aanholt takımdan ayrılacak mı Galatasaray'dan? Van Aanholt'un menajeriyle bir görüşme yapıldı mı? Tabii pek çok kaynağa göre Van Aanholt'un menajerine takımdan ayrılması gerektiği bildirildi. Ama Van Aanholt öyle olmadığını söylüyor. Temsilcisi İngiliz menajeriyle hiçbir bağlantı kurulmamış Galatasaray'dan şu ana kadar. Ya da işte görüşelim, bu sözleşme feshi meselesini müzakere edelim şeklinde bir çağrı da gitmemiş kendisine. Van Aanholt Galatasaray'da kalmak istiyor. Yani git dense bile, ki şu ana kadar onun ifadesine göre söylüyorum git denmemiş. Git dense bile o Galatasaray'da mutlu olduğunu, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktan dolayı son derece memnun olduğunu söylüyor. Üstelik geçmiş dönemden kalan alacakları olduğunu, Galatasaray'ın o anlamda kendisine borcu olduğunu da ifade etmiş. İddialardan bir tanesi bu ama şunu ki net bir biçimde biliyorum. Van Aanholt gitmemekte kararlı. Galatasaray'da kalacak ve sözleşmesinin sonuna kadar burada olmayı yeğliyor. Yani sözleşmesini Galatasaray'da tamamlamak istiyor. Bu bir problem mi? Gerçekten büyük bir problem. Çünkü Galatasaray dünkü videomda söylediğim gibi maksimum 3, minimum 2 tane transfer yapacak. Yani 3 ya da 2 transferle bu kış transfer dönemini geçirecek. Henüz transfer dönemi başlamadı ama bu transferlerin altyapısını oluşturabilmek için bazı oyuncularıyla da yollarını ayırmak zorunda. Çünkü yapılabilecek 2 ya da 3 transferin finansal zeminini de hazırlayacak Galatasaray. O bakımdan Seferovic zaten kendisi gitmek istiyor. Onunla yolları ayıracak bir şekilde. Bu bir kazanım Galatasaray açısından. Yabancı kontenjanında yer açmak bakımından. Van Aanholt'la minimum kayıpla yollar ayrılırsa ki eğer Galatasaray biz seninle yolları ayıracağız diye dayatırsa o kalan sözleşmesindeki kalan sürenin maaşını da talep edecek. Bu koşulla ayrılmayı kabul ediyor. Bu da bir kazanım olabilir ya da kötünün iyisi olarak nitelendirebileceğimiz bir gelişme olabilir. Çünkü futbolcu göndermeden almak çok zor Galatasaray açısından. Böyle bir zaruret yok ama ekonomik dengeleri düşündüğümüz açısından bunun bir zaruret haline geldiğini görüyoruz. O bakımdan Van Aanholt'ta yollar bir şekilde ayrılacak ama Van Aanholt'ta bu sözlerinden, söylediği bu sözlerden anladığımız kadarıyla gitmemekte ayak diretecek, gitmemek konusunda direnç gösterecek. Ama bunun bir şekilde ortadan kaldırılması, ikna edilmesi lazım. Çünkü Van Aanholt ortaya koyduğu performansla Galatasaray'a yarardan çok zarar veren bir oyuncu. Çünkü ön bölgede evet hareketli, sıfıra inip orta yapmaya çalışıyor ama doğru orta yaptığını ben çok az gördüm. Doğru orta ortalaması konusunda son derece başarısız. Üstelik geriye dönüşlerde sürekli adam kaçırarak oynuyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın işte Léo Dubois oynatılıyor yeri geldiğinde. Yerli iki tane sol beki var. Son dönemde Emre Taşdemir oynadı. Ondan önce Kazım Can Karataş. Bunlar başarılı futbolcular. En azından bu sezonu kurtarabilecek Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki yükünü o mevkide iyi ya da kötü bir şekilde kaldıracak futbolcular. Ki Léo Dubois orijinal anlamda baktığımızda sağ bek olmasına rağmen bence sol bekte de ters ayağıyla çok başarılı maçlar çıkardı. Oynadığı maçlarda bence başarılıydı. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın bir sol bek transferi yapmayacağını, yapmasının son derece yanlış olduğunu ama Van Aanholt'tan da kurtulması gerektiğini inanıyorum. Ama bugün anladım ki onunla arkadaşlık eden Hollanda'daki çevresinden edindiğim bilgi Van Aanholt mutluyum diyecek, gitmeyecek. Üstelik eğer gitmek konusunda bir ihtilaf yaşanırsa işte geçen sezondan kalan alacaklarıyla ilgili argümanları kullanacak vesaire. Bununla birlikte Galatasaray'da stoper mevkine bir transfer söz konusu. Biliyorsunuz alternatif stoperlerden Ross sadece kupa maçlarında forma giydi. Resmi maçlarda ligde oynayamadı. Ross'un uzun süren sakatlığı sebebiyle işte stoper mevkinde iki tane yerli oyuncusu var Galatasaray'ın, Abdülkerim ve Emin Bayram. Ama Nelson'un ya da Abdülkerim'in ya da Emin Bayram'ın sakatlığı ya da cezası durumunda Galatasaray stopersiz kalabilir mi? Üstelik yani savunmanın merkezindeki oyuncular tek hamle oyuncular, onları yönetebilecek oyun perspektifi geniş, ayağına hakim, oyun kurabilen bir stoper ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bu yönde bir çalışması olacak Galatasaray'ın. Bir stoper transferi söz konusu. Kolombiya'dan birkaç oyuncunun Galatasaray'a önerildiğini biliyorum ama Galatasaray'ın profilinde değil bu oyuncular. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde oynuyor, Murillo. Ben Galatasaray ayarında olmadıklarını düşünüyorum ama çok sayıda oyuncu önerilecektir Galatasaray'a. Ben tecrübeli Uyfalüc gibi bir oyuncunun Galatasaray'da stoper mevki için son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Ön bölgeye bir futbolcu transferi söz konusu Seferovic'in gidişine bağlı olarak, ki ben Gomis'in takımda kalacağını düşünüyorum. Dembele menajeriyle bağlantıya geçilen oyunculardan bir tanesi.
Dembele transferi Ocak ayında realize edilebilir mi? Bence edilebilir. Tabii Galatasaray'ın hem oyuncu satışına, kadrosundaki yabancılarla yollarını ayırmasına bağlı bir gelişme olur bu. Hem de futbolcunun ekonomik koşullarını minimum seviyeye çekmekte olur. Bu da çok akıllıca gerçekleştirmesi gereken bir transfer sürecini içeriyor. Aynı zamanda ne kadar minimum seviyelere çekseniz de Dembele'nin transferini yani kulübüne ödenecek parayla birlikte ki sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Lyon çok fazla ücret talep etmeyecektir. Kendisinin alacağı ücret 5 milyon euroluk bir bütçe oluşturmak zorundasınız minimum düzeyde diyorum. Yani uzun vadede sözleşme imzalandığını düşündüğümüzde ki Gomis'in sözleşmesi bitiyor. Icardi kiralık olarak oynuyor. Önümüzdeki sezonun da yatırımını yapmak zorunda forvet transferiyle Galatasaray. O bakımdan limitler artabilir. Mustafa Muhammed'in bütün haklarını almak konusunda bir satın alma opsiyonuna sahip Nantes kulübü. Bence 5 milyon 750 bin euroyu vererek Ocak'ta bu işlemi tamamlayacak Nantes. Çünkü çok başarılı gidiyor. Nantes'te hem Avrupa Ligi'nde hem de ligde gol atıyor ve en başarılı oyunculardan bir tanesi Mustafa Muhammed şu anda orada. Morutan İtalya 2. Ligi Serie B'de Pisa formasıyla başarılı maçlar çıkartıyormuş. Onların da Pisa kulübünün de bir satın alma opsiyonu var. Eğer Serie A'ya yükselirlerse 5,5 milyon euro ödeyerek bütün haklarını alabiliyorlar Galatasaray'dan ama daha erken ama daha az fiyatla alalım derlerse Ocak ayında işte 3-4 milyon ya da işte onların vereceği teklife göre Galatasaray pazarlığa açık bence. İşte 5,5-5 milyon 750 bin euro oradan gelirse minimum 3 milyon euro da Morata'nın transferinden gelirse 9 milyon euroya yakın bir para. Tabii Çıkaldağ'ı da unutmamak lazım. Kiralık olarak oynayan oyunculardan bir tanesi de Çıkaldağ. O da Al-Ittihad Kalba takımında oynuyor. Çıkaldağ için de 3 milyon euroluk bir sözleşme feshi bedelinden bahsediliyor. Ondan da geldiği vakit işte Galatasaray 10 milyon euronun üzerine çıkıyor ve ön bölge için yapılabilecek transferler bu şekilde finanse edilmiş olacak. Ben Çıkaldağ'ın, Morata'nın, Mustafa Muhammed'i ayrı tutuyorum. Çıkaldağ ve Morata'nın Galatasaray'ın ayarında olmadığını zaten düşünüyordum ve Galatasaray'a kiralık olarak gittikleri takımlardan dönmemeleri gerektiğini de düşünüyorum. O bakımdan satın alma bedelleri ne olursa olsun o bedelin çok aşağısına inmemek kaydıyla bence Ocak ayında bütün hakları verilmeli bu futbolcuların. Böylece önümüzdeki dönem yaşanabilecek yabancı futbolcu kontenjanındaki kriz de şimdiden önlenmiş olur ve Galatasaray yapmayı planladığı transferlere de finansal kaynak oluşturur böylece. Ama Mustafa Muhammed konusunda aynı fikirde değilim. Mustafa Muhammed Fatih Terim döneminde çok ciddi bir özgüven kaybına maruz kaldı. Bu özgüven kaybını yaşamasaydı ilk geldiği yarım dönem oynamıştı ilk geldiğinde biliyorsunuz. İlk geldiği dönemki performansını sergileyebilirdi ve maç oynayarak daha iyi olan bir futbolcu ona güvenmek gerekiyordu. Fakat performansındaki dalgalanmalar, onun işte yedek kalması, oyuna girdiğinde sürekli yedek kulübesine bakıyor olması, gözünün yedek kulübesinde olması çünkü oradan hemen oyundan çıkartılacağı korkusunu yaşayarak oynamıştı. Bu özgüven sorununu da beraberinde getirdi. Mustafa Muhammed istediği performansı geçtiğimiz sezon Galatasaray'da gösteremedi. Buna rağmen elinden geleni yaptı. Ben Nantes'ta başarılı olduğu için Nantes'ın da elinde bir avantaj var. 250 bin euro kiralama bedeli ödediler. 5 milyon 750 bin euro da satın alma opsiyonları var ve bunu kullanma hakkına sahipler. Nantes'ın bunu kullanacağını düşünüyorum. Halbuki önümüzdeki sezon için Mustafa Muhammed kazanılabilecek bir oyuncuydu bence. Ama artık geçti. Çünkü Nantes'ın bu konuda avantajı olduğunu biliyoruz. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek mutlu hafta sonları.